kişi için o saygı duruşu düzenlendikten sonra hepsinin ismi sayıldı ve herkes hep bir ağızdan burada diye de bağırdılar. Sonrasında isimler okunmasının ardından marşlara geçildi. Sosyalist Enternasyonel okundu, ardından 1 Mayıs Marşı okundu ve sonrasında da şarkılar, türküler yine banttan çalındıktan sonra da şu anda devam eden o konuşmalara geçildi. Biz buradaki durumu aktardık. Zaten arkadaşlarım hala çiçek bahçesi gibi olan Taksim Meydanı'nı sizlere gösteriyorlar. Bir yandan da sohbet edeceğiz. Sabahtan beri yaptığımız gibi. Şu anda da konuğumuz Sayat Tekir. Hoş geldiniz. Nazik davetiniz için teşekkür ederim. Hoş bulduk. Biz teşekkür ederiz bizi kırmadığınız için. Siz Nor Zartong'un, yani Ermenice ismi olan Nor Zartong, Türkçesi Yeni Uyanış grubunun bir üyesisiniz. Yeni Uyanış nedir, ne zaman kurulmuştur ve neden buradasınız? Nor Zartong, Türkiye'li Ermenilerden oluşan, Evren Tekin öldürülmesi sonrası bir araya gelen bir inisiyatif. Türkiye'nin demokratikleşme sürecine bir şekilde katkı sunmaya çalışan bir demokratik kitle örgütü. Bu anlamda bugün de 2 Temmuz'da olduğu gibi, işte 1 Eylül Barış Günü'nde olduğu gibi, 24 Nisan'larda olduğu gibi ya da 1 Mayıs'ta olduğu gibi bugün de buradayız. Hep birlikte çok dilli, çok renkli bir 1 Mayıs'ı 1 Mayıs ruhuna uygun olacak bir şekilde kutlamak için buradayız. Bugün kardeş türküler söyleyecek zaten. Gruplar farklı farklı var ve söyleyecekler. Ermenice de var değil mi bugün şarkılar, türküler? Evet, bugünkü şeylerinde var. Bugün Ermenice de söyleyecekler. Zaten birçok başkan, kitle örgütlerinin başkanları ya da sendikaların başkanları tek dil yerine çift dil kullanıyorlar. Şüphesiz ki Türkçe ve Kürtçe kullanıyorlar ama bugün selamlamalarda başka diller de vardı. Bu ülkenin, bu toprakların renkleri de vardı. Yani bu da önemliydi kanaatimce. Biz de Nor Zartong olarak bugün çift dilli pankartla geldik alana. Yüze yakın insanlık, eşitlik, özgürlük ve kardeşlik talebinde bulunduk. Eşitlik, özgürlük, kardeşlik talebi, eğer tarihi biraz araştırırsak Fransız devriminden gelir tabii. Ama Türkiye'ye, Osmanlı'ya 1908 devrimiyle gelir ve 1908'in önemli bir fotoğrafı vardır. Bu fotoğrafta Ermenice eşitlik, özgürlük, kardeşlik yazar. Yahbayrutun, Abasarutun, Azadutun yazar. Biz de 100 yıldır eksiği olan, bu ülkede, yaşadığımız ülkede eksik olan şeye parmak basmak istedik. Son bir yılda gerçekleşen hadiseler, işte Van depremi üzerine depremzede Vanlılara işte bayrak, taş sopa gönderilmesi veyahut işte Uludere'de yaşanan hadiseler, insanların ölmesi ve askerde öldürülen bir Ermeni arkadaşımız Sevak Şahin Balıkçı'nın davasının bir türlü ilerlememesi. Rantik davasının zaten hani nasıl bittiğini gördük. Hiçbir sorumluluğu olan hiçbir kamu görevlisi yargılanmadı. Biz de bunun üzerine eksiğimiz bu dedik. Eşitlik, özgürlük, adalet dedik ve kardeşlik dedik. Umarım bunu daha da dillendirmek zorunda kalmayız. Umarım. Aslında bazı ilerlemeleri de kat ettiğimizi görmek gerekiyor ve bunu da dillendirmek gerekiyor. Çünkü çok uzun süre bu meydan işçilere, herkese kapalıydı 1 Mayıs'larda. Ve 1 Mayıs bu mücadeleyle geçti aslında yıllarca ve en sonunda aslında bundan 3 sene önce de artık tekrar işçinin olduğu bu meydanlar o zaman düşünüldü, taşınıldı ve artık bunun gerekliliği de ortadaydı ve özgürce herkes buraya gelebilmeye başladı. Ve bugün de görüyoruz ki zaten bir zorlama olmazsa, bir kısıtlama olmazsa olay da çıkmıyor. Gerçekten güzel bir bahar gününde baharı karşılama türküleriyle burada o bayram işçiler adına yapılabiliyor. Siz ne hissediyorsunuz şimdi burada olmaktan? Nasıl duygular var içinizde? Yani burada olmak önemli. Türkiye'li bir yurttaş olarak burada olmak önemli. Yoksa hani 77 1 Mayıs'ında ölen insanlar var. Onları anmak da çok önemli. İçlerinde farklı etnik gruplardan Ermeni ve Rum insanlar da var. 77'de ölenler arasında. Ama her şeyi etnik bir taraflar, etnik ayrımları bir kenar bırakırsak hepimiz sonuçta emekçiyiz ve hayatımızı devam ettirmek için çalışmak zorundayız. Ve burada hani bu mücadeleyi birleştirmek, bir arada dans etmek, böyle rengarenk bir çiçek bahçesine dönüştürmek bu alan çok önemli. Ve dediğiniz gibi bir mücadele sonucunda oldu bu.
Demin dedim ya, özgürlüğe ihtiyacımız var diye. Bizi özgür bıraktığınızda işte olacak bu demokratik hakkımızı böylece demokratik bir şekilde şiddete başvurmadan kullanmaktır. Şüphesiz ki baskı olmadığı zaman insanlar daha özgürce hareket edebiliyorlar. Son 10 yıllık Türkiye'nin sürecinde de zaten bu değişimi görebiliyoruz. Ama gelecek dönem için ne kadar da pembe bir tablo olsa, gelecek dönem için de pembe tablo olamıyor. Çünkü giderek haklarımız elimizden alınıyor. Sağlık paralılaştı, eğitim paralılaşıyor ve bu bağlamda ekmeğimiz küçülüyor. Bunun Ermeni, Kürt ya da Türk olmakla alakası yok sanırım. Türkiye'de yaşayan herhangi bir yurttaş olarak, bu vergilere muhatap olan herhangi bir yurttaş olarak hepimizin muhatap olan bir konu bu. Ama biz de buradayız, onun için buradayız. Hakkımızı savunmak için. Bugün burada bu kalabalığın zaten bu noktaları parmak basıp ifade etmesine en güzel durum büyük bir ihtimalle. Burada özgürce bunu söyleyebilmek. Çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Sayat Tekir. Tekrar bayramımızı da kutlamak isterim. Ben teşekkür ederim. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Tekrar hepimize eşitlik, özgürlük, kardeşlik ve adalet diliyorum, istiyorum. Çok teşekkür ederim kırmadığınız için. Sayat Tekir bizimle birlikteydi. Yeni Uyanış'ın bir üyesi o da. Biz buradayız. Burada olmayı da sürdüreceğiz. İzlerimlerimizi aktarmayı da sürdüreceğiz sizlere. Tekrar söz İstanbul'da. Stüdyoda.